Organ Bağış Haftası devam ediyor. Vatandaşları organ bağışı konusunda bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde stand açıldı. Başhekim Profesör Doktor Selahattin Vural şöyle dedi. Hastanemizde şu anda düzenlediğimiz etkinlik organ nakli haftası nedeniyle yaptığımız bir etkinlik. Organ nakli bütün dünyada ve ülkemizde çok önemli bir sorun. Çünkü modern yaşamın etkisiyle, kullanılan çeşitli kimyasalların da etkisiyle ve beslenmenin etkisiyle gittikçe organ yetmezlikleri ortaya çıkmaktadır. Bir de organ yetmezliğinin en önemli sebeplerinden bir tanesi diyabet hastalığıdır, şeker hastalığı ve yüksek tansiyondur. Bu konuda da halkımızın çok hassas olması gerekir. Özellikle şehrimiz ölçeğinde tatlıya aşırı derecede bir merak vardır. Bu bakımdan bu süre içerisinde de şeker kontrollerini ücretsiz olarak hastanemizde yapmaktayız standımızda. Vatandaşlarımızı hastaneye gelmeye davet ediyoruz ve sürekli olarak hem tansiyonlarını hem de şekerlerini kontrol ettirmelerini de onlardan rica ediyoruz. Çünkü bunlar bir süre sonra bilinmediği takdirde organ yetmezliklerine, özellikle böbrek yetmezliğine ve göz, beyin damarlarının ve kalp damarlarının da tıkanmasına sebep olmaktadır. Organ nakli insandan insana, canlıdan canlıya veyahut da kadavradan, yani vefat eden ama daha beyin ölümü gerçekleşen insanlardan temin edilmektedir. Biz buna kadavradan organ nakli diyoruz. Ülkemizde de en çok canlıdan canlıya nakil yapılmaktadır. Nakledilen hastaların %95'i canlıdan olmaktadır. Bu da ülkemizin, İnsanlarımızın birbirine olan aidiyetini ve birbirlerine olan yakınlığını göstermektedir. 2008'den beri ülkemizde 95 binin üzerinde organ nakli olmuştur. Bunların çoğu böbrek olmakla birlikte ikinci sırada da karaciğer nakli görülmektedir. Bunların da tabii ki daha az sayıda kalp nakli ve tabii çok sayıda kornea, yani halkın arasında göz nakli denen kornea nakli olmaktadır. Şimdi ama buna rağmen gene hasta ülkemizde hala 30 bin civarında böbrek naklini bekleyen hastamız ve 3 bin 4 bin civarında da karaciğer nakli bekleyen hastalarımız vardır. Peki hangi organlar nakledilebilir? Birçok organ nakli yapılabilir. Bu karaciğer olabilir, böbrek olabilir, bağırsak olabilir, ince bağırsak, pankreas olabilir. Ve buna benzer organlar, tabii bazı çok spesifik şeyler henüz nakledilmiyor. Ama en çok da ihtiyaç duyulan bunlar böbrek nakli ve karaciğer naklidir. Bir de göz nakli dediğimiz, halkımızın demiş olduğu ama kornea transplantasyonu dediğimiz şey, bu bir doku olduğu için bunda izin gerekmemektedir. Yani vefat eden herkesten alınabilir. Ama onda da gene biz tabii halkımızın izni olmadan da yapmıyoruz. Her ne kadar kanun bize bu yetkiyi vermiş olsa bile, sormaya gerek olmasa bile, ama biz gene de izin olmadan bunu yapmıyoruz. O bakım bu organ nakli konusunda vatandaşlarımızın çok hassas olması lazım ve çok iyi bilgilendirilmesi lazım. Zaten bu haftanın düzenlenmesinin sebebi halkın bilinçlendirilmesi ve bu konuda yeterli bilgilendirilmesidir. Bazen yanlış bir kanaat oluşuyor. Acaba organ nakli, organımızı vermek ve vefat eden bir insanımızın bir organını almak dinen günah mıdır? Kesinlikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve din alimlerinin verdiği fetvalara göre böyle bir sakınca yoktur. Dinen bir sakınca yoktur. Ayrıca toprak altında çürüyecek bir organı büyük bir ızdırap içinde olan bir insana vererek onun hayatta kalmasını sağlamak bence dinen de büyük bir sevaptır. Ve aynı zamanda bir parçasının da vefat eden bir yakının, sevdiği bir yakın bir parçasının hala hayatta olması ve bir insanın yaşatıyor olması gerçekten bu vefat eden kişinin yakınlarına da büyük bir mutlu eder diye düşünüyorum.
Bu nedenle bütün hastalarımızda, peki şöyle bir hastalarımıza organlarını bağışlamaya davet ediyoruz. Peki hangi insanlar organlarını bağışlayabilir? Sorusu akla gelir. 18 yaşından büyük ve akli melekeleri yerine olan herkes sağlıklıyken organını bağışlayabilir.